arkadaşlar, otonom sürüş yapmışlar. Bu Tofaş otonom sürüş modifiyeli. Arkadaşlar, arabanın içi inanılmaz gerçekten. Abi, bugün bence bu videoyu çekmeyelim. 6.7 deprem. Yangın. Yangın söndürücü. Duman içinde kaldı arabanın içi birden. Nasılsınız Rahim ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkanızda birçoğunuzun çok sevdiği, yüz binlerce izlediği bir Tofaş içeriği duruyor. Ama ne Tofaş? Öncelikle şunu söyleyeyim. Araba sağdan direksiyonlu. Şaşırmayınız. Onun haricinde arabaya şöyle bir baktığımız zaman içinde Lambo koltuklarından tutun da arkada bardaklığa, kadehliğe kadar her şey mevcut. O zaman ne yapalım? Fazla lafı uzatmayayım. Arabanın sahibi Caner'i yanımıza davet edeyim. Bu arabayı nasıl bu hale getirmiş, neden böyle bir şey yapmış, ne kadar uğraşmış, kaç para harcamış, hepsine beraber bakalım. Şunu da söylemeyi unutmayalım arkadaşlar. Her an kaçmaya hazırız çünkü az önce İzmir'de 7.1 civarında bir deprem oldu. Üst kattaydık. Her şey yıkıldı, sallandı. Gerçekten şeklinde sesler bizden geldi. Şu anda böyle bir tedirginiz. O yüzden fazla uzatmıyorum. Hemen arabanın sahibi Caner. Gel abi, arabana bize bir anlat. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Caner, şimdi şöyle bir bakıyorum arabana da. Abi gözümü alıyor yani. Başta cam tavandan çarpıyor gözüme. Farlar çarpıyor. İçeride müthiş işçilik var. Oradaki ahşaplar harika. Biz de şöyle yavaştan bir öncelikle dışına dolaşalım. Arabaya neler yaptın, neler yapmadın? Bir anlatsana. Tabii. Merhabalar, öncelikle ben Caner Endikçi. Aracımız sağ direksiyon orijinal. Farlardan başlayarak ilerlemek istiyorum. Farları kendim yaptım. Mercedes mercekleri var. Şapkalarını, halkalarını ona göre bir kombinasyon yaptım. İstanbul'dan getirdim. İçine kendim mercek mi yerleştirdin? Evet, kendim mercek. Normal. Mercedes merceği. Doğanın merceklerini. Mercedes merceği. Doğanın farına Mercedes merceğini yerleştirdim. Evet, aynen o şekilde. Panjuru yine kendi imalatımız olan bir tasarım yaptık. Şunlar görmüş olduğunuz gibi demir. Orada da bir işçilik var. Öyle bir şey çıkarttık. Böyle bir panjur yapmak istedim. İmalatı kendimiz yaptık dedi arkadaşlar. Bu arada işte Caner'lerin işte babasıyla dedesi ile birlikte çalıştığı bir yarı mobilya fabrikası var diyebiliriz. Birçok parçayı burada kendileri el emeği şeklinde üretiyorlar. Yani sipariş vermek isterseniz bilmiyorum alırlar mı ama bunların hepsi özel üretim. Bu panjur onlardan bir tane sanırım kaderim. Evet, aynen. Önemli ya, gazeteyle uğraşmaya gerek yok ki. 2 dakikada hallettik ya. Hediye paketi. Burası korumuş bunu. Herhangi bir çürük çıkmadı. Şuraya da şimdi altını aralıyoruz. Bak gene su var. Hiçbir şekilde çürük yok. Hiçbir şekilde yani. Yani şunu bulmak zor. Şunu bulmak zordur. Yani hoparlör bile bağlamamışlar arka tarafına. Orada orijinal zaten plastik bandrolotu duruyordu. Marşmelleri bu tarafları bağladık. Şimdi öteki tarafını bağlayacağız. Kapı kolları var. Arka tarafları taktık. Ön taraflarında kilitlerini takalım. Devam edelim bakalım. Şöyle bir gelin. Jantlara geçmek istiyorum. Jantlar 9-10 offset 16 inç BBC. Burada bir farklılık yapmak istedim. Normal BBC yazısını Alpina yazısına çevirdim. Bu şekilde renklerini tasarlattım. Bunları sen mi koydun abi? Onları da geçeceğim. Alpina yazılarını içeride de birazdan göreceksiniz. Her yerle kombine etmeye çalıştım. Şu görmüş olduklarınız da iki parçadan oluşan çanta aksesuarının arkasında duran parçaları birbirine yapıştırdım. Tek canavar işçiliğiyle oralara çaktım daha sonra. Ya bir biz bu şekilde. Koltuğun dikişlerini boyarken manyak demiştiniz. Bak, gel. Manyaklar var aramızda. Aynalar UNO aynasıdır. Çok soran oluyor bunu. Evet. Buna biraz arkadan işçilik yapıp şu şekilde şöyle fotoğraf çektiğimde herkes hani bunu katlanır diyor. Bu bir el hilesi aslında. Böyle bir şey yaptım fotoğraflar için bunu da. İyiymiş. Bu da böyle bir UNO aynası. Tekerler burada çok dikkatimi çekiyor. Arkalar 10 dedin değil mi? Evet, 10 offset. Lastikler kaç? 205 falan mı? 205, 40, 16 arkalarda. Bayağı gerilmiş çünkü üstte. Ve 2-2.5 flanş var arkalarda. Biliyorsunuzdur, Tofaşlar hep bir taraftan kayık olduğu için bir tarafa 2.5 santim. Bilmiyorum. Fabrikadan hatalı çıkmış arabalar. Düzelttiğinizde yamuk gidiyor yani, öyle söyleyeyim. Bir yere 2 santim, bir yere 2.5 santim flanş attım. O şekilde yani bir tatlı duruş elde ettim. Tofaş'a buradan tıs yaptık yani. Arkadaki stoplar şey mi? E30'un karartılmış stopları gibi mor stop diye geçer ya onlar. Sanki evet, öyle bir hava var orada. Doğru mu? Araba koyu tonlarda olduğu için arkasını toplamak için böyle koyu tonda bir stop seçtim. Sade olsun istedim. Bu şekilde şimdilik devam ediyorum. 3 tane daha stop var elimde. İlerleyen zamanlarda araba değişime
içine girecek bu şekilde yani. Plakan zaten Kıbrıs plakası, fix evet. Sarı. Burada görmüş olduğunuz Alpina da yine jantlarla kombinasyon. O da yine el üretimi yapmış olduğumuz. Mesela şuradaki metali masa boğatından kesip arkasından o kromajı falan o şekilde elde ettim. Biraz orada bile şey var yani. Şimdi gönlünüzü almak adına benim gönlümde yatan arka stop şekli bu. Ama sizin için bu şekilde deneyeceğim. Bir tane daha var birader, ötekini de getirsene. Şimdi görmüş olduğunuz stop var elimizde. Bir tane daha aldım bu şekilde. Bir tane daha beyaz var elimizde, o gelecek. Böyle gösteririm. Şu şekilde de stopumuz var. Şimdi bu isteklere göre değişiyor. Şöyle göster birader. Şu şekilde tutalım. Açayım mı? Ay ay. Bagajda iş var. Yani ne yaptın? Ne yaptın buraya? Bagajda şöyle bir dizayn var. Genelde topaşçılar buraya kadar bası tutup burayı hani sıkıştırıyorlar. Yani biz daha geride benzin deposunu da iptal etmeden hem tasarıma yönelik hem de kullanılabilir bir bagaj yapmak istedik. Bu şekilde sağa ve sola amfilerimizi aldık. Karşıya da bası koyduk. Tamamen el işçiliğidir. Hiçbir şekilde CNC yok. Kendi el işçiliğimizle, kendi çıkardığımız modellerle yaptığımız bir bagaj. Çok başarılı. Buradan da kanalımı takip edebilirsiniz. Caner'in kanalı da burada. Ben de uzun zamandır YouTube ve Instagram camiasındayım. Takip etmek isterlerse arkadaşlar devamlı yaptığım işleri orada paylaşıyorum. Bu bizim şey gibi olmuş birazcık ya. Avrupa'da gördüğümüz gibi Pimp My Ride tarzında bir şeyler olmuş. Doğru tam mu arkadaşlar? Üstüne bastınız. Çocukluğumdan beri onları seyrederim. Sade ve şık tasarımları severim. Her yerde ekranlar, şişmeler, polyester olaylarını pek fazla sevmem. O yüzden o kalemde bir araba yapmak istedim. Çok şık olmuş. Arka taraf gerçekten başarılı. Göze bir şey çarpmıyor. Yani böyle çiğ durmuyor açıkçası. Hani Tofaş'a yapmışlar gibi bir durum yok arkada. Gerçekten lüks bir arabaya yapılmış şekilde bir hava var bu çerçeveleri falan. Harbiden başarılı buldum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence arkası bomba. Peki buraya bu kadar amfi koydun. Bir ses çıkıyor mu? Tabii ki ses çıkıyor. Bir çıkartsana. Çıkartalım. Geldiğinizde gördünüz zaten. Dıps çıktı modeliydik. Bir çıkart bakalım dıpslasana. Tamam. Baya baya patlatıyor yani. Şimdi bagajı şöyle kapatalım. Orçun abi ver ayarı ver. Ver ayarı abi, bugün sesi duyacağız artık. Abi araba tavanını kesmişler. Kim kesti bu? Ben kestim. Niçin? Cam tavan olmasını istedim. Bayağı cam tavan olmuş. Farklılık olması için böyle bir şey düşündüm. Bunu Almanya'dan getirttirdim ama ben getirttirene kadar bayağı bir zaman geçti. İlk başta ben hani farklılık olsun ilk ben takayım dedim. Takan bir farklı oldu bir şeyler gösterelim dedim. Evet takanlar oldu, ondan sonra biz geride kaldık birazcık. Ama başarılı olmuş. Bu neyin tavanı abi? Bu mesela standart bir şeyin cam tavanını Doğan'a göre mi yaptırdın yoksa? Renault Twingo cam tavan. Bu şimdi Twingo'nun tavanı mı direkt? Evet Twingo'nun tavanı. Burası da aynı Twingo'nun. Burası da herkes burayı siyah kullanmıştı. Burada farklılık yapayım dedim. Yine bir işçilik yaptık orada. Arabanın rengine boyadık. Güzel durduğunu düşünüyorum. Bence güzel durmuş. Cam tavan olması da yani. Bayağı cam tavan. Sunroof koymamışsın sen yani. Cam tavan koymuşsun abi. Evet. Büyük. İçeriden de birazdan bakacağız. Bundan sonrası kabriyo. Bundan sonrası kabriyo. Şuralardan biraz daha alırsa kabriyo zaten. Şimdi içeriden de göstereceğim. Dışarıda bir de gözüme çarpan bizim Tofaş camiasında silecek iptali çok meşhur. Önünü nasıl görüyorsun sonra? Yağmur yağdığında. Yağmur yağdığında çıkmıyoruz. Kullanmıyoruz diyor. Çıkmadığımız için de görüyoruz. Kullanmıyoruz. Evet. Peki şu ne abi? O camın bir özelliği. Burası camın bir özelliği. Cam yeşil reflekteli. Yani sen özel cam aldın yani. Onun ne olduğunu aslına bakarsan illaki biliyoruz da. Özel bir cam almışsın değil mi bu? Evet yani buna uygun camları komple değiştirip yeşil cam taktım. Bu şekilde yeşil reflekteli istedim. Daha güzel duracak diye düşündüm. Bak kesinlikle daha güzel. Araba çok güzel duruyor. Arabanın bu kadar basık olmasını sağlayan şey nedir? Araçta kısa travers var. Yani motor yukarı kaldırma diyebildiğimiz karteli sürtmemesi için. Bu normal bir hareket değil arkadaşlar. Evet alt takımda bayağı bir evet. İşlem yapılıyor. 1500 TL falan bir harcanıp bu hale getiriliyor. Bu araç kadar basabilmek için değil mi? Evet. Bir aynen. Kaputu açar mısın? Size tekerin nereye kadar dayandığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar kaputu açar mısın?
dememin sebebi kaputun içinde de rengarenk bir şeyler olması. Yani buralar boyanmış, burası farklı boyanmış, oradan oralar farklı boyanmış, hortumlardır vesairedir. Araba da şuraya kadar, bakayım tekere şöyle baktığımız zaman, şuraya kadar falan teker de dayanıyor durumda. Sen bunu tam tur kullanamıyorsun değil mi şu anda? Tam tur evet, dönmüyor maalesef. Traversten indirdiğimiz zaman, çünkü daha önceki videomuzda şuradan izleyebilirsiniz, Galin'in arabasında da aynı şekildeydi. Manevra yapmak için 10 kere git gel yapıyoruz. Yani bunun sıkıntılı durumu bu. Biz de buna katlanıyoruz yani. Modifiyeci adam sürtmezse bizden değildir zaten, orası fix. Bu evet, bir tık daha ötesi. Peki bunu daha sağlıklı bir şekilde, yani şöyle rahat kullanacağın şekilde indirmenin yolu yok mu Tofaşları? Yani aslında var ama çok daha fazla oynamak gerekiyor açıkçası, deneme yanılma. Onu birisi yapsın, biz de ona bakıp yapalım. Ben denemek istemiyorum. Biz arabayı bozmayalım, ellemeyelim evet, diye. Şöyle onu da kapatayım yavaşça. Pis motor içi her zaman yağlı gözükür, pis gözükür ya. Biz hani dedik, açtık mı böyle şeker gibi gözüksün içi. Yani keşke gerçekte gözünüzle görebilseniz, harbiden çok böyle içeride şenlik var rengi yani. O zaman ben bir sileceği alabilir miyim? Evet arkadaşlar, sileceklerle ilgili söyleyecek bir şeysi var Caner'in. Sileceklerimiz ters çalışıyor. Yani neden ters? Araba sağ direksiyon olduğu için, yani şöyle söyleyeyim. Direksiyon terse bacaklar için. Şu şekilde çalışırsa, burada hani bu şekilde bir bombe yapacağı için bu şekilde çalışması gerekiyor ki burada kalıyor. Bunu bulmak için de bayağı demirciye falan gitmiştim. Sonra bir kartalın arka sileceğini çalışırken gördüm ve lamba yandı. Dedim ki bu terse çalışıyor. Kartalın arka sileceğini alıp buna uydurduk, takmadık tabii. Takacağız. Bu şekilde oluyor. Çünkü burada da bir gariplik var. Bunların yerleşimleri de böyle değil normalde. Benim arabada böyle değil. Bunların bir evet, şey var. Ters çalışıyor. Ters yerleri farklı. Yerleri de farklı. Oradan gittim. Bunlarda bir gariplik var dedim. Oradan da meğerse silecekte bir farklılık varmış. Ha. Bir şey daha gözüme çarptı silecekleri incelerken. Bu ne abi, benim arabada yok. Benim bildiğim ve araştırmalarıma göre bu fabrika çıkışı opsiyonlu olarak bunu istemişler yani fabrikadan. Bu şekilde özel burada üretilmiş. Ben de o yüzden sökmedim, orada duruyor. Anten değil mi bu? Radyo anteni. Evet. Daha önce 131'im vardı. Onda da burada vardı. Yine fabrika çıkışı opsiyonluydu o da. Allah Allah. Çok evet, enteresan. Anten çünkü ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Gören varsa yazsın yani. Kaç yılında gördü, hangi arabada gördü. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Şimdi yavaştan arabanın içine doğru geçiyoruz arkadaşlar. Arabanın içi efsane. Gerçekten efsane. Dışarıda bir de bir şey daha unuttuk. Arkada bir egzoz, ikili egzoz var. Ne bunlar? Borumu mu? Ne yaptın? Hiçbir şey yok şu anda. Normal orijinal egzozu çift çıkış. Çift çıkış uçak. Tamamlaması için öyle ama bir hareket. Ama bir ses var. Geliyor. Yani bir ses var. Bir deldi mi, bir şey mi yaptın? Yani araba benzinle çalışıyor. Bir de ucunda hafif bir ses veren bir uç bu. O yüzden belki fark ediyor olabilir. Bir ses var çünkü. Normal Doğan sesi gibi değil açıkçası. Bir pırpır yapıyor yani. Bir pırpırlaması var. Evet. Araba SL mi? SLX mi? L. L. SL yok, SLX yok. Sağ direksiyon en son üretilmiş olan L var. Bir de Şahin var. Bu L'si. Ben bunu bilmiyordum yani. Siz de bilmiyorsunuzdur muhtemelen. Bu L'nin de L'si ama yani. İçi o kadar doldurmuş ki, dışını o kadar doldurmuş ki lüks olmuş. Hadi o zaman içe bakalım. Doğanların klasik sesi. Hadi bakalım direksiyona geçelim arkadaşlar. Araba nasıl? Şaşırdın değil mi? Evet şaşırdım. Arkadaşlar arabanın içi inanılmaz gerçekten. Yani şöyle bir oturduğum zaman Doğan'a oturmuşum. Bir de benim Doğan'a bak. Doğan'ın fiyatını düşüreceğim ilanda Doğan'ım. Onun fiyatını düşürmek geliyor içimden. Yani tavanda buradaki işçilik, ahşap, direksiyon, göğüs boyanmış. Şimdi hepsine tek tek değinelim. Önce paspaslardan başlamak istiyorum. Hadi gelin paspasları göstereyim size. Paspaslar bile muhteşem, göğüsle eşleştirmiş durumda yapmış Caner. Gerçekten harika görünüyor. Şöyle bir kapı içlerinden başlayalım. Gel Gülak, kapı içlerine bakalım bir. Kapı içlerinde standart kalan bir şey var mı? Var. Ne var? Bu kollarım var. Ama bunlar da boyanmış, standart değil sonuç olarak. Evet değil. Sadece şuralar o zaman standart. Şu standart kalmış arkadaşlar. Bu Tofaş'ta bu standart. Geri kalan buradaki ahşap kaplama, buradaki fabrikasyon, buradaki kapı kollarının renginin boyanması, buranın boyanması. Bunları boya yaptın değil mi? Evet. Burayı boya yaptık.
Burası deri kaplama. Burası da aynı şekilde alkantara. Bu da yine kendi üretimimiz ve kendi tasarımımız yani. Şu da değil mi? Evet, şurası. Kendi tasarımımız. İlk önce kağıda çizdik. Daha sonra hayata geçirdik. Kapıda görmüş olduğunuz siyah yeri ben beğenmedim. Daha sonra krem rengine çevireceğim. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Hatta bana sorarsan şurası da belki ahşap olabilir. Evet. Ne diyorsunuz? Kendisi de dedi. Ben belki derken kendisi ahşap dedi. Madem o kadar burada özel iş yapıyorlar. Ha bunu da yapayım bari. Onun dışında buradaki hoparlörler çalışıyor bildiğim kadarıyla tabii, hepsi. Tabii. Her şey evet, aktif. Hepsi çalışıyor aktif. Böyle geçtiğimiz zaman ta buralara kadar hepsini kaplamışsınız ha. Oralarda da yine ahşap işçiliği var. Torpido kapağında zaten görüyorsunuz. Görüyoruz. Göğüs boya mı? Göğüs boya. Kapak tamamen yine ahşap diğer yerlere kombine olarak. Onu da hani bir el işçiliğiyle yaptık. Koltukta enteresan bir şeyler gözüme çarpıyor. Bir spor koltuk var. Evet. Nasıl bir spor koltuk bu? Bunu Lamborghini Diablo'nun koltuğundan esinlenerek yaptık. Normal SLX koltuğunun üzerine bindirilmiş bir iskelettir bu. İçinde de metal işçiliği var. O metal işçiliğinin sonucunda döşeme ve bu şekilde bir hal aldı. Allah aşkına şuradan gelip Çin'e baksana bir. Gerçekten koltuklarda acayip güzel. Bir de renk seçiminde bence çok başarılı olmuş. Arabanın renginin bu ne kahverengisi? Ya da kahverengi mi? Ne bu? Bu herhangi bir kodu yok. Bunu ben boyacıda biraz da şundan koy, biraz da bundan koy şeklinde yaptım. Herhangi bir kod yok. Bu boyayı eğer bir şey olursa, başına bir şey gelirse onu eski boyayı götürüp onunla özel yapıyorum. Var mı elinde biraz yedek? Var, her zaman tutuyorum. Tamam. Çünkü özel boyalarda biz de E36'yı özel yaptırdık arkadaşlar rengini. Bir şey olursa ama bir daha tutturabilmek için kenara mutlaka ayırmak gerekiyor. Evet. Aklınızda bulunsun. Buradan şöyle içeriye doğru devam ettiğimde direksiyon farklı görüyorum. Vites topuzu farklı görüyorum. Onun dışında teyp farklı onu görüyorum. Direksiyonu çok güzel olmuş. Direksiyona da bakalım mı? Direksiyon buraya da Alpina logosunu oturtmuşsun. Evet, dışarıdakilerle kombine olmasını istedim. Bu direksiyonu komple restore ettik. Çok kötü bir vaziyetteydi. 1983 model orijinal Momo'dur. Tam bir klasik yani. Gerçekten eski yarış arabalarının direksiyonlarına benziyor. Şuradaki körük mörük ayağı yapmış. El freni, vites topuzu, vitesin kendisi. Bu halılar da bir yünlü yünlü. Bunlar ne canı? Bunlar eskiden, şimdi tabii modası geçti. Boydan boya ev halısı dedikleri ev halısı. Halı flex yani. Evet, bulana kadar canım çıktı bunu ama buldum yani. Şöyle söyleyeyim, lüks bir yat havası vermek istedim aslında arabaya. Direksiyona oturduğunuz zaman vallahi vermişsin. Klas bir yat gibi olsun istedim. Hani şurada tavanda da mesela aynı o yat havasını falan oralarda kullanarak vermeye çalıştım yani. Onu da gösterelim. Tavandaki ahşaplar da buradaki işçilik de gerçekten muhteşem. Onları da burada yukarıda gördüm. Özellikle kendileri yapıyorlar. Tavandaki sarkmış olan tuş da bu arada çekime yetiştirmek için arabayı elimizden geleni yaptık. Onu da ben açıklayayım. Burada tuş takımı olacak. Ufak bir okuma lambası gibi bir planımız var. Bunun arkasında camın motoru var. Onu klas bir şekilde saklamak istedik. Ne yapalım ne yapalım düşündük. Bunu yaptık. Bence evet. Çok başarılı olmuş. Onu da oradan düğme olarak zaten oraya monte ettiğinizde süper entegre olacak. Arka tarafta da çok enteresan işler var. Bir de arkaya bakalım. Ay, arka tarafa geldiğimiz zaman da sosyal mesafeyi de koruyorum çaktırmadan arkadaşlar. Burada... Tatam. Şöyle akıp giden bir ahşap var. Burada da kadehlik var aslında. Bardaklık da değil bunlar. Evet, kadehlik. Normal bardak sığmaz buraya. Şampanya ya şarap kadehi gibi düşündük. Çok güzel düşünmüşsünüz. Burada da Galatasaraylı. Galatasaraylı mısın? Yok. Biri böyle renkli olsun. Galatasaraylısın. Hadi geçti. Fenerbahçe geçmiş olsun. Bilmem artık. Sonra yakaladım. Gerçekten şurası da çok başarılı arkadaşlar. Şu koltuklar arka tarafta. Bunlar bas mı? Bunlar 20 santim hepsi midrange. Mobas. Görmüş olduğunuzda Pimp My Ride'dan hani yapılan oradaki arabalar gibi yurt dışı şeklinde olsun dedik. Güzel. Bu da tamamen el üretimi yapmış olduğumuz bir çok da güzel duruyor vallahi. Farklı bir şey olsun istedik. Yok, gerçekten yani, farklı olmuş. Şuradan da led benim gözüme geliyor. Burayı da arkadaşlar biraz önce yaptılar, biraz önce taktılar. Evet. Boyadılar, anca yetiştirdiler. Hatta tam kurumadan taktık. Buradaki led de buradaki ambiyansı direkt tamamlamış durumda. Civata yeri yok. Civatayı iptal ettik, oraya led koyduk. Ha, gerçekten civata deliğine sokmuşlar. Civata deliğini iptal edip oraya led sokmuşlar. Aferin, çok güzel düşünmüşler. Harbiden güzel olmuş çünkü iyi veriyor aşağıya doğru yani. Az önce gözüme bir şey çarptı. Güler, bir kontağı yarım açsana. Saattir çekimdeyiz arkadaşlar. Işıklar yanıyor. Nasıl yapacağız? Abi bir el atalım abi. Hadi abi. Kapı. Kapı. Hazır mıyız gençler? Burada mı? Öpere alalım ya. Bir daha. Oğlum biraz hızlandın mı? Çocuk. Ver. Vurdurduk çalıştı. Gördünüz mü? Çalıştıramayan varsa. Gel geriye.
Arka camla ilgili gösterecek bir şey gösterebilirim. Evet. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyorduk arkadaşlar? Buradan gördüğünüz gibi arka camlarda otomatik. Gerçekten çok iyi ya. Maşallah şuradaki şeye bak. Küllükleri bile bu şekilde kaplamışlar. Gerçekten başarılı yani. Uzun yol gider mi? Giderim. Şu anda çok iyi giderim hem de. Uzun yol gider misin dedi. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Şöyle giderim yani. Hatta şöyle giderim. Böyle giderim. Cam tavan da şekil değil yani ha. Hop. Oo. Arabanın teybi bile böyle içeri girenlerden çıkanlardan yapılmış. Her şey baştan aşağı çok iyi düzenlenmiş, çok iyi tasarlanmış diyeyim. Gerçekten çok zevklisin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Babanla beraber yaptın anladığım kadarıyla birçok evet. İşi az önce. Buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Oradan ona teşekkür orada edebiliriz. Orada bence. Orada duruyorlar. Çevir. Orada duruyorlar. Zehir buradan geliyor. Ben devam ettirdim. O zirve yapacak şu an. Zehri gösterdim onun birisine ben de. 20 sene 30 sene belki. Dedem de eskiden Türkiye'de tek klasik araçlar toplamış. Yine babam da hasta. Hastalık işte nesilden nesile. Çocuğun da böyle olması normal böyle arkadaşlar. Devam ediyor. Gerçekten muhteşem bir işçilik olmuş. Kapıdaki ledleri de gördüğünüz arkadaşlar değil mi? Bütün kapı içlerini de o şekilde led döşemişler. Başka bir şey kaldı mı Canan? Abi çok var ama bitirelim bence. Arkadaşlar sıkılmasın abi. O zaman görüşmek üzere.